Teknolojioku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte TCL'in kısa süre önce ülkemize satışa sunmuş olduğu TCL NxtPaper 10s tablet modelini birlikte inceleyeceğiz. TCL özellikle son dönemde tablet pazarında parlayan firmalardan biri arkadaşlar. Bunu sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Genele baktığımızda fiyat performans tarafında pek çok TCL tableti olduğunu görüyoruz. Bu seferki ürün ise biraz daha tablet formlarını genişletiyor. Bu üründe arkadaşlar özel bir ekran kullanılmış ve bu özel ekran sayesinde sizlere kağıt hissiyatı veriyor. Biliyorsunuz normalde tablet ekranlarında yansıma sorunu vesaire çok fazla olur ve hani kitap okurken ya da bir metni okurken rahatsızlık duyabilirsiniz. TCL NxtPaper 10s'te ise bu rahatsızlık hissiyatından tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. Çünkü neden? TCL burada tamamen özel bir ekran geliştirmiş ve bu özel ekran sizlere direkt olarak bir kağıt hissiyatı veriyor. Zaten Google kitaplardan herhangi bir kitap indirdiğinizde ya da bir doküman indirdiğinizde bu hissiyatı rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde, yani görüntü haricinde ekrana dokunduğunuzda da zaten bu ekranın farklı bir yapıya sahip olduğunu anlayabiliyorsunuz. Peki bu tablet bize genel olarak neler sunuyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Tablete baktığımızda arkadaşlar klasik bir tasarım çizgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani TCL'in tabletlerini daha önce de kullanılabileceklerdir. TCL'in oturmuş bir tasarım çizgisi var. Nitekim bu tasarım çizgisinin NxtPaper 10s'te de devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tableti kendinize doğru tuttuğunuz zaman ön tarafta bir adet kamera olduğunu görüyorsunuz. Burada TCL 5 megapiksellik bir kameraya yer vermiş. Bu şu açıdan önemli. En azından bu kamera sayesinde görüntülü konuşmaları vesaire gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin bu tableti iş için kullanacak olabilirsiniz, eğitim için kullanacak olabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buradaki ön kamera sayesinde çeşitli chat uygulamaları ya da toplantı uygulamaları üzerinden rahatlıkla görüşmelerinizi sağlayabiliyorsunuz. Bu arada toplantı uygulamaları demişken şunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Kameranın yanında biliyorsunuz toplantı uygulamalarında ses çıkışları ve mikrofon girişleri de çok büyük bir önem arz ediyor bizler için. Bunda stereo hoparlör var. Bu ne demek? Çift ses çıkışımız mevcut. Aynı şekilde çift mikrofon girişinin bulunduğunu da söyleyelim sizlere. Yani sizlere masaüstü gibi kusursuz bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Burada gerçekten NxtPaper 10s'in hakkını vermemiz gerekiyor. Tabletin ön tarafında herhangi bir tuş bulunmuyor. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Kendinize doğru tuttuğunuzda şöyle yatay eksende sol tarafta power tuşu ve hemen onun üstünde de ses açıp kapama tuşumuz bulunuyor. Yine sol tarafta burada Type-C girişimiz mevcut. Buradan tabletimizi şarj edebiliyoruz. Tabletimizin hemen üst kısmında da, yani ses açıp kapama butonunun bulunduğu kısımda da bir adet mikro SD kart girişimiz bulunuyor. Bu mikro SD kart girişinin kapasitesine vesaire de teknik özelliklerde zaten değineceğiz. Tabletimizin arka kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar bir adet burada 8 megapiksellik bir arka kameramız var. Onun hemen yanında da flash ışığımız bulunuyor. Evet, genel olarak baktığımız zaman dış görünümü tabletin gayet güzel, gayet alımlı. Peki teknik özellikler tarafında bu tablet bizlere neler vaat ediyor? Dilerseniz biraz da bunlardan bahsedelim arkadaşlar. TCL NxtPaper 10s'te MediaTek tarafından geliştirilmiş olan MT8768 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti 4 GB'lık RAM ile desteklenmiş durumda arkadaşlar. Dahili depolama alanına baktığımız zaman bizleri 64 GB'lık bir dahili depolama alanının karşıladığını görüyoruz. Bu alan benim için yeterli olur mu olmaz mı diye düşünmenize gerek yok. Çünkü az önce de belirttiğimiz üzere tablette micro SD kart desteği de mevcut. Dolayısıyla bu sayede cihazın depolama kapasitesini 256 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Cihaz kutudan ilk çıktığında Android 11 ile çalışıyor. Yani öyle acaba şu uygulamayı çalıştırır mı, bu uygulamayı çalıştırmaz mı diye düşünmenize gerek yok. Biliyorsunuz Android 11'de hali hazırdaki bütün güncel uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada TCL NxtPaper 10s sizlere kusursuz bir performans deneyimi sunuyor diyebiliriz. Şimdi ben biraz daha ekrandan bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü genel olarak arkadaşlar bu tabletin en önemli yanının ekranı olduğunu söyleyebiliriz. 10.1 inçlik bir ekranımız var bizim. Bu ekran TCL'in kağıt kalitesinde okuma deneyimi sunan bir tasarımı ile geliyor. Doğal renkleri korumak için 10 kat koruma kullanılarak yeni bir endüstri standartı oluşturmuş durumda burada. TÜV sertifikalı bir ekran olduğunu da belirtelim sizlere. Yani göz sağlığınızı bu tablet hayli düşünüyor. Mavi ışığı da arkadaşlar %50 oranında azaltıyor. Biliyorsunuz bu mavi ışık olayı son dönemde hayli böyle trend olmaya başladı. Dolayısıyla burada üreticilerin de mavi ışık olayını azaltma yoluna gitmeleri gayet olumlu bir hamle diyebiliriz. Bu ekran arkadaşlar 3 farklı modla da geliyor. Koyu renkli mod, okuma modu ve göz yormayan mod şeklinde 3 farklı ekran modumuz var. Tableti kullanım amacınıza göre bu ekran modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Örneğin kitap okurken ya da herhangi bir çizgi roman vesaire okurken okuma moduna geçtiğinizde gözünüz çok daha az yoruluyor. Bu da gerçekten önemli bir özellik diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada merak edenler olabilir. Şöyle elimde tuttuğum bir kalem var. Bu kalem de T-Pen olarak geçiyor ve tabletin içerisinden çıkıyor arkadaşlar. Yani bu kalemi herhangi bir ekstra ücret ödeyerek satın almıyorsunuz. Direkt olarak tableti satın aldığınız zaman bu elimde tutmuş olduğum T-Pen de ne yapıyor? Kutunun içerisinden çıkıyor. Dolayısıyla bu kalemi de çok kreatif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilirsiniz. Tabletiniz üzerinde gelen maillerinizi vesaire bu kalemle direkt olarak cevaplayabilirsiniz. Nasıl? Hemen maili açarsınız, hemen normal bir yazı şeklinde yazıp bunu metne dönüştürebilirsiniz. Dolayısıyla aktif bir şekilde bu kalemi kullanmanız da mümkün. Kalemin yanında başka ne çıkıyor kutudan diye merak ediyor olabilirsiniz. Tabii ki şarj aleti de çıkıyor ve bu şarj aletinin 18 wattlık hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim sizlere ki bu cihazda arkadaşlar 8000 mAh'lik devasa bir batarya var. Bu sayede 8000 mAh'lik batarya sayesinde gün boyunca bu tablet sizi yalnız bırakmıyor. Yani dilerseniz işlerinizi halledebiliyorsunuz. Canınız sıkıldığı zaman oyun açıp oynayabiliyorsunuz. Canınız sıkıldığında film izleyebiliyorsunuz. Yine de tabletin şarjı sizi idare etmeye yetiyor. Genel olarak baktığımız zaman NxtPaper 10s rakiplerinden çok daha fazla özelliği bizlere bir arada sunuyor. Peki bu özelliklerin fiyatı ne kadar? Bir de buna bakalım isterseniz. Halihazırda bu tablet ülkemizde 4299 TL gibi bir fiyattan satılıyor arkadaşlar. Özelliklerini göz önüne aldığımız zaman öne çıkan özelliklerini bir artı olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu fiyatıyla rakiplerine oranla önemli bir yerde bulunduğunu da söyleyebiliriz sizlere. Çünkü az önce de belirttiğimiz üzere piyasada pek çok tablet var. Hemen hemen pek çoğu benzer özelliklerle karşımıza çıkıyor. Burada NxtPaper 10s'in bizlere kitap kıvamında bir ekran sunduğunu sizlere tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tabii bir de şu kutu içerisinden gelen ekstra kalemim var arkadaşlar. Bunları göz önüne aldığımızda tabletin fiyatının hayli uygun olduğunu da sizlere söyleyebiliriz. Eğer bu tablet hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu yorumları cevaplamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.